Luckily, everybody bought that Frank was dead and that I had disposed of his body. So Frank's funeral took place without Frank. The Mafia has a habit of organizing grand funerals for important people, where they forget the unfinished business they have with each other, or with the dead. The deceased are only shown in a good light. It's the principle of every gangster, at least at a funeral. So it happened that not only Salieri and our people made long speeches about their best friend Frank, but even Morello and other gangsters. Morello and Salieri cried on each other's shoulders. It didn't seem like they had been at each other's throats only the day before. Frank would have been spinning in his grave had he actually been dead. I guess everything turned out pretty well, only I had to think up something about Frank's family. Salieri, of course, wanted to help out his best friend's poor widow till the end of her days. I couldn't let him know that they were really resting comfortably in Europe at that moment. Tommy, it seems our problems aren't over. The prosecutor who nearly got Frank against us is digging up more dirt, and I've heard he even has witnesses. It looks like that counselor whose son you shot is sorely craving revenge. The prosecutor is a good friend of his, and if we don't nip it in the bud, they'll make big problems for us. That doesn't sound too good. What's even worse is that guy doesn't trust anyone. He has all the evidence against us in a safe at his villa. Sam and Paulie are taking care of the witnesses right now as we speak. And you've got to get that evidence, Tom. How will we get to it? Well, today we have an excellent opportunity. Mr. Prosecutor has decided to go to the theater, and nobody else will be home. That is, nobody apart from the home security, of course. But his study will be empty. His villa is in the millionaire's quarter. Mr. Prosecutor isn't exactly a poor boy. Thanks, Luigi. Your only concern is how to get in. But there'll be guards around the villa. Once inside, you should be fine. The villa will be empty. The prosecutor's office is on the first floor, and there should be a safe in the wall. For that, you'll have Salvatore with you. That's a guy who manages to open every safe in America. Once you've got all the evidence, leave before the prosecutor arrives back home. Okay, boss. Where can I find this Salvatore? He'll be waiting for you down in Hoboken on the corner next to the stadium, so you can pick him up on the way there. I don't have to tell you how important this job is to us, Tommy. Buona fortuna. I'll do my best, boss. And Tommy, if you happen to bump into the prosecutor, don't kill him, no matter what. It'll just bring us more problems. You can depend on it, boss. Merhaba saygıdeğer arkadaşlar, değerli oyun severler. Ben Özgür Demir. Mafya efsanesine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Devam etmeden önce, nasılsınız, iyi misiniz, haliniz, keyfiniz nasıl? Umarım iyisinizdir, sağlığınız, sıhhatiniz yerinizdedir. Şimdi buradan konuşalım bakalım bir. That business with Frank has really gotten Don Salieri shaken. He's probably feeling guilty, but I don't think he's got any reason to. Bunu hak etti diyor. It's better to die honorably than to betray the family and live like an outcast. Daha iyidir. Doğru. Evet. Burada Frank'le ilgili şey düşüncelerini paylaşıyor bizle. Bizim aynı zamanda kayınbabamız oluyor. Çünkü onun kızı Sarah'la bir şeyimiz olmuştu bir önceki bölümlerde. Kayınbaba ne diyorsa onu dinliyoruz. Gördüğünüz gibi Don Salieri de orada duruyor. Bir Don Vito Corleone şey var burada, havası var üstünde. Buradan gidiyoruz. Bu oyun ciddi bir oyun. Öyle basit bir oyun değil. Hani böyle işte şunu yapayım bunu yapayım diyeceğiniz sıradan bir oyun değil. Buradan araba alacağız. Araba almadan önce bir gidelim bir. Bizim silaha ihtiyacımız var. Güzel bir silah alalım. Evet. İyi akşamlar Vincenzo. Ne alabiliriz şimdi? Sessiz bir işe ihtiyacımız var.
Tommy, a good old bat would do the trick. Sopa. Someone over the head from behind. They should. Anında gebelecekti. Çok güzel yapmış bak burada. Aslında Colt 1911'de yanına al diyor. Tamam, ikisini yanıma alayım. Senin için dua edeceğim Tom. Sağ ol Vincenzo. Vincenzo adam ya. Var mı başka bir şey? Tamam. Bu da silah tamir ediyor. Tamam. Yapacak işlerim var dedi. Biz de gidelim. Bir an önce kendimize güzel bir araba alalım. Ralph'in yanına geldik. Tommy? Ne ya? Araba gitmek ister misin? Hayır ya. Şu arabaya bineyim gideyim. Değil mi? Nasıl olsa ben aldım bu arabayı. Evet, birbirinden ilginç, birbirinden güzel görevlerle mafya efsanesine devam ediyoruz. Bu oyun gerçekten aradan yıllar geçse de oynadığınız zaman keyif alıyorsunuz. Zengin insanlara ziyaret. Güzel bir şey yapmışlar, görsel hazırlamışlar. Oyun güzel bir oyun. Yani aslında çok şey söylemek gerekir mafya hakkında ama bilmiyorum. Bana çok güzel geliyor arkadaşlar. Benim çok hoşuma gidiyor. Tamam. Suriye gideceğiz de şuradan. Ben nereden gideyim oraya? West Branch diyor. Şuradan geçeyim. Kendime iyi bir plan belirlemem gerekiyor haritada. Bir de fazla hızlı gitmeyeyim. Buradan sağa döneceğim. Gece bu oyunda gerçekten çok ayrı bir havası var ya. Kurtarır mı? Kurtarır. Çayımdan da bir yudum alayım arkadaşlar. Burada nasılsınız? İyi misiniz? Yani eğer öğrenci olan arkadaşlarımız varsa dersler nasıl gidiyor? Okul nasıl gidiyor? Üniversite nasıl gidiyor yani? Ya da hayat nasıl gidiyor arkadaşlar? Önemli olan hayatın iyi gitmesi, sağlığınızın, sıhhatinizin olması, mutlu olmanız. Bu hayatta her şey geçici çünkü. Geriye bir insanın yaptığı güzel şeyler kalıyor, güzel işler kalıyor. Namı kalıyor, ismi kalıyor. Şuradan da sol yapacağım. Bu oyunun yapım aşamasına ben de olmak isterdim. Yani ben asıl benim mesleğim ben muhasebeciyim. Grafik tasarım konusunda da eğitim aldım. Birçok işlerde çalıştım, birçok görevlerde bulundum. Dizilerde oyunculuk da yaptım. Halen de yapmaya da devam ediyorum mesela. Behzatçı, Savaşçı dizisi, Esaretim Sensin, Yeniden Başla diye bir dizi vardı. Beni Bırakma, bütün işte dizilerde rol aldım. Yani yapmak iyi, sevdiğim bir şey oyunculuk. Aynı zamanda da oyun oynamak da benim hoşuma gidiyor. Yıllardır da oynarım yani. Çok eskiden başlamıştır bu oyun serüveni benim. Ta Atari zamanından başlamıştır. Sonra işte PlayStation, PS1, PlayStation serileri, Sega vardı. Sega ile bir sürü oyunlar oynamışımdır. Böyle böyle devam etti. Bir sürü oyun oynamışımdır yani. Birçok oyunu bitirmişimdir. Tabii çok eskiden böyle şeyler yapamıyorduk. Polis mi o? Değil, değil mi? Hani böyle oyunları oynayalım, kaydedelim ama benim aklıma bu oyunu kaydetme fikri ta şeyde geldi. 2005 yılıydı, hiç unutmam. Ondan önce, yıllar öncesinde ben Max Payne oynamıştım. Max Payne hep böyle şey yapmak istedim, böyle ya oyunu oynayayım. Ondan sonra şu oyunu bir yere kaydedeyim diyordum. Yani ekran görüntüsünü. Şuradan da geçeyim de anlatayım size. Bu oyunu ben nasıl kaydedebilirim? Nasıl ekran görüntüsü alabilirim diye.
Ama bir türlü yapamamıştım. Bir türlü olmamıştı ama yıl ta 2005 yılı böyle sanırım şey olması lazım. Aralık falan olması lazım. O zaman Counter Strike oynuyoruz. Max Payne oynuyoruz. İşte o tarz oyunlar var. Güzel oyunlar tabi. O zaman en kral efsane oyunlardan bunlar. Daha tabi bir sürü oyun var. Neyse. Cep telefonuna kaydettiydik. Hatta durur. Yıllar öncesinden böyle oyun oynuyoruz. Sadece ekranı kaydedebiliyoruz. Benim aklımdaydı. O zaman bu işi yapmayı istiyordum. Böyle işte ekran oyun görüntülerini kaydedeyim. Bir yere atayım. O zaman da YouTube tabii ki bu zaman o kadar hani bilinirliği çok fazla değildi. Popüler değil çok. Çok fazla hiçbir şey bu kadar gelişmemişti. Hiçbir şey. Şimdi işte onu düşünüyorum. Yani bu oyunu öyle bir yapmışlar ki zamanın ötesinde bir oyun yapmış adamlar. Adam burada bekliyor. Atla. Evening, Chief. Let's get moving. Great. So where are we going? Vay, benim lakabımı nereden biliyorsun sen? Eyvallah, eyvallah. Normalde bana bu şekilde hitap ederler. Arkadaşlarım baba derler, reis derler. Sağ olsunlar. My grandpa was in a business. It's reis derler. Baba derler, özgür baba derler hep. Bir lakabımız olmuştur, hep böyle lisedeyken de öyle diyorlar. Şuradan geçeyim. Şimdi görevimiz... Ha, biz şuradan gideyim o zaman. Şuradan döneceğim. O şeye gideceğim. Şu biraz polis yoksa biraz açayım ya şu hızı. Polis gelmeden şuradan biraz böyle hızlı hızlı gidelim. Şurayı hızlı geçek. Sonra demesin polis sana ceza kesmek istiyor diye. Ben buradan gittim. Buradan da sağ yapacağım. Bu görevde sessiz olmamız gerekiyor sanırım. Böyle ortalığı karıştırmadan sessizce, sakince tramvaylara dikkat edin. Bir anda çıkıyorlar. Hiç çarpıyorlar, geçiyorlar yani. Oo, bura başka bir yerden gidemiyorsun buraya. Mecbur buradan gideceğiz. Neyse gidelim bakalım. Ağır ağır gidelim. Salvador burada. Salvador diye bir mafya babası vardı. İtalyan mafya babası. Şurada bir çay içeyim ya, bir dakika. Bak frene basıyor adam. Bak araba. Ama çok zorlandı ha. Hızımızı şey yaptık ya, kestik ya. Adama yol vereyim de. Bayağı zorlandı araba. Şu anda çok zorlanıyor yokuş çıkarken. Neyse. Bak hızlı geliyor karşıdaki araba. Her zaman kurallara uymakta fayda var arkadaşlar. Ne olursa olsun kurallara uymak gerekiyor. Ya işte o söylemek istediğim şu yıllar öncesinden benim aklıma geldi ama sonrasından işte insanlar bunu bir meslek haline getirdiler. Ama güzel tabii bunu böyle geliştirmek çok güzel. Eskiden böyle her şeye ulaşmak kolay değildi arkadaşlar. Şimdiki şu anda herkes çok şanslı. Şimdiki nesil şanslı. Çünkü bir şeyler ulaşmak eskisi gibi zor değil. Eskiden biz gerçekten düşünün ya Atari'yle mutlu oluyorduk ya. Atari'yle, Game Boy'la falan böyle şeylerle PlayStation demek. PlayStation PS1 düşün yani o zaman. Ben onun videosunu da yaptım. Yıllar öncesinden yayınlamıştım. Kanalımda onu da bulabilirsiniz. Bir sürü video var, onları da izleyebilirsiniz. Şimdi mekana geldik. Baba göreve geldik şimdi burada. Okay, we're here. Tamam diyor, şöyle bu arabayı burada bırakacağız herhalde.
Yolu da kapatmayalım. Geldik mi? Polis arabasıymış. Şöyle gel. Aç bakayım babacım kapıyı. Sağ ol olur kardeş. Açmıyor mu? Bir deneyim reis. Erkete de ben de erkete de duruyorum. Sağ sola bakayım ne olur ne olmaz diye. Salvador. Açtım mı kapı? İşte oldu reis. Heh. Kapıyı açtık. Zengin insanlara ziyaret. Bakalım. Bu bölüm güzel olacak. Dikkatli olmak gerekiyor. Savcının villasına Salieri ailesine karşı olabilecek delilleri çal. Sonra Salvatore'yi onunla konuşarak bekle veya beni takip emirlerini verebilirsin. Burada bekle. Beni takip et. Adam geliyor. Anahtar diyor. Anahtar mı varmış? Bir dakika dur. Biz burada sessiz olmamız lazım ama. Oo, heykeli de güzel yapmışlar bayağı. Beziko sopası diyor. Salvador, sen şurada bir dur. Oturduğum zaman niye ıslık çalıyor bu adam? Ben onu anlayamadım. Aha burada bir... Ooo ışıklar bu işi görür diyor. Bakayım. Bir adam koşuyor ama. Aha geliyor. Yıkıldı. Arkadaşlar, arkadaşlar bu arada çok sessiz olmak gerekiyor. Bu bölüm bayağı bir zor bir bölüm. Çalması iyi bir şey değil bu adam. Başka biri var mı? Şuradaki kişi var. Gel. Gel Salvador gel. Şşşt. Çok sakin. Sakin. Çok sakin olmamız lazım. Sessizce gidiyoruz. Kim var burada? Biri var mı? Şşşt. Ayak sesi geliyor. Salvador. Sessiz. Bir ses geliyor ya. Nereye geldik biz ya? Bizim sessiz olmamız gerekiyor. Burada nere? Burada değil. Şuraya mı gideceğiz? Bu kadar gergin bir bölüm ya. Kimse yok değil mi burada? Etrafa bakayım şöyle. Ha, dışarıda adam var. Şurada. Sağ sola bakayım.
sessizce gideceğiz, sessizce. Aha kasa. Gel. Oyun kaydedildi. So show me what you can do, Salvatore. Okay, hadi bakalım. Chief. Tamam reis. Harbiden heyecanlı bölünmüş ya. Salvador şey açıyor, kasayı açıyor. Çok sessiz olmamız gerekiyordu. Sessizce böyle geçtik. Ama gerçekten insan çok etkiliyor. Böyle var ya. Çok çok etkileyici bir bölüm. Baba maymuncuk maymuncuk ne var ne yok kullanıyor ya. Penseydi, tornavidaydı. Aha başka bir araba geldi. Araba da güzelmiş. Biz yukarıdayız. Tanrım. Oldu reis çocuk oyuncağı aha. Her şey yolunda patron. Bu adamlar geliyor. Orada da bir adam var. Vallahi birileri gelirse sıkacağım hiç. Buraya mı gelecek bu adam? Başka alacağımız bir şey var mı? Sonra bizi geri getirtmesin buraya. Masanın şekline falan bak. Özenmişler gerçekten. Var mı biri orada? Allah bir ayak sesi geliyor. Bir hareket var ama. Artık mecbur ineceğiz. Koş 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 koş. Arabayı çal. Wait here. Salvatore, open the car. I'll try, chief. Bir deneyim reis diyor. Hadi bakayım. Araba da Jaguar mı neymiş? Çok güzel. Hadi. Hadi 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 hadi. Sessizce. İşte oldu reis. Hadi bak. Atla. Hadi Salvador hadi. Yapma bunu be. Gelsene buraya. Adama burada bekledik ya. Adam ne kadar sadık ya. Ben de diyorum niye gelmiyor. Salvador binsene arabaya. Allah Allah bir sürü adam arabaya binmiyor ya. Vallahi ben gidiyorum. Bindin saydım seni arabaya. Salvador nerede diyor. Salvador niye binmedi arabaya? Kardeşim gel şu arabaya bin. Allah Allah. Adam niye arabaya binmiyor ben onu anlayamadım. Şimdi tamam programsal bir hata olur anlarım da.
Şimdi arabanın önünde duruyorsun. Bin araba, arabanın içinde. Oo baba. Koldan vites. Arabanın kralı ya. Harbi çok lüks bir araba. Bununla gideceksin. Bir yere gideceksen bununla gideceksin. Ne bölümdü be. Güzel güzel, bu bölüm güzeldi. Bu bölüm güzeldi gerçekten. Stadyumla evine geri getir diyor. Tamam, adamı bırakalım. Bir şey de açalım. Nerede? Şuradan gidek herhalde ya. Şuradan ineriz aşağı. Oradan güzel gideriz. Araba çok güzel ya. Sürmesi de çok güzel. Bir de bak şey çok iyi. Yol tutuşu falan çok güzel. Bu araba akıcı gidiyor yani, böyle şey değil, bozuk gitmiyor yani, böyle hızlanması falan. Demek ki güzel ya. Güzel, gösterişli, çok güzel. Eskiden adamlarda bir şey varmış ya, bir şıklık, bir kalite, bir gösteriş varmış eskiden. Amerikan arabalarının tümü böyle. Lastiğin yanları, arabanın iç döşemesi, özellikle o Cadillac'larda falan muhteşem döşeme var. Koltukları çok rahat, döşemesi çok böyle şık, hep deri, dış yüzeyinden hep böyle aracın nikalaş kullanmışlar. Helal olsun, iyi, iyi kurtardı adam. Adamı da bırakacağım, ondan sonra ben mekana geçeceğim herhalde. Şuradan geçeyim şu şekilde. Polislere de dikkat ederek. Oradan da sol yapayım. Aman ablacığım, aman. Dümdüz gidiyoruz buradan. Sonra herhalde şeye gideceğiz ya, mekana gideceğiz. Evet, buraya gidiyoruz. Şeye, adamı evine mi bırakacağız? Ne yapacağız? Palermo Club. İyi mi böyle? Sen de, biz de sana teşekkür ederiz Salvador. Sus olur bugünlere. Hadi bakalım. Adam güzel. Şimdi şeye gideceğiz. Salieri bara gidiyoruz. Hızlı bir şekilde. Şu hız göstergesini biraz kaldırayım da. Buradan Salieri bara doğru hızlı bir şekilde gidiyoruz. Görevi tamamlıyoruz ama bu araba gerçekten çok iyi ya. Yani nazar değmesin de çok çok güzel. Buradan sağa dönüyoruz. Hızı iyi. Dönüşler falan. Dönerken tamam biraz zorluyor ama güzel yani. Bak kornaya bassak. Oo. Daha yavaş. Bakın birazcık daha hızlanayım. Polis arabası mendeki. Polis arabası değil de ben şey gördüm. Normal polis memuru gördüm. İyi iyi, hızlı gidiyorum baya. Şöyle bir makas atayım ben. Arabayı durdurmak da zor ya. Daha bir de buradan. Burada polis arabası var mı? Şöyle bir dönüş yapacağım ben. Şuradan da aşağı doğru gideyim. Güzelce. Sakin sakin. Gecenin o sakinliğinde, karanlığında, sessizliğinde biz de yolumuza
Ağır ağır devam edelim. Kimseye gözükmeden, sakin sakin, sulu sulu. Bazı işler böyle sessiz sedasız halledilir. Bu görevde böyle sessiz sedasız hallettik. Kimseye zarar vermedik. Şuradan devam edeyim. Buradan da ileriden sol yapacağım. Değil mi? Şöyle. Şeyin yanına, Ramiz dayının yanına gidiyoruz. Rahmetli Tuncel Kurtis, mekanı cennet olsun. Ne güzel rol yaptıydı ya. Efsane rollerinden bir tanesi de olur. Ramiz dayı. Efsanedir o. Yani Türk dizi tarihindeki en iyi karakterlerden bir tane, en iyi oyunculuktan bir tanesi. Bir de onun başka bir filmi daha var onun. Çok güzel filmler var da. Yılmaz Güney'le olan filmler çok ayrı bir şey var. Ha geldik Salieri bara. Şimdi buradan ara şöyle bir yanaşalım. Of be, arabaya bak ya. Bu araba işte ya. Bunu ben uyamadım. Şöyle içeri koyacağım. Şöyle gireyim. Şöyle al. Arkayı göremiyorum ama. Baba araba. Oo. Şöyle dursun. Tekeri de öyle bıraktım. Bak teker öyle bıraktım, öyle durdu ha. Harbiden. Çok güzel ya. Öndeki işleme falan çok çok güzel yapmışlar arabayı, yanları falan. Doyamıyorsun ya arabayı sürmeye. Muhteşem. Bak burada yazıyor. Böyle modeller natural diyor. Oo, çok hoş yapmışlar ya. Keşke günümüzde de böyle arabalar olsa. Bak arabanın içerisinde çok güzel gösterişli şeyler var. Tabi nikelaj, eski arabalarda böyle şey vardı. Gösterişli oluyordu nikelajlar falan. Çok güzeldi. Evet, şimdi araba eklendi. Yok yok, kapat. Şimdi geldik. Şimdi bu arabayı ekledik. Bu bölümümüz burada bitiyor arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Ben Özgür Demir. Mafyayı oynadık. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.